takımı olarak C Ligi'nde göstermiş olduğumuz performansla beraber artık B Ligi'ndeki maçlarımıza çıkmaya başlayacağız. Ve ilk maçımızı İsviçre gibi çok güçlü olan, dünya sıralamasında 20. sıralarda yer alan, Dünya Kupası'na katılmış, Avrupa Şampiyonası'na katılmış bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Ve mücadelemizi de dolu stadyumda 20 bin kişilik bir seyircinin önünde oynamayı bekliyoruz. Ama bunlar bizim için öngörülebilir stres durumları. Çünkü bizler nereden geldiğimizi, nasıl bir oyunla B Ligi'ne çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. O yüzden şimdi bu öngörülebilir stresi yönetmek ve halkımızı, ulusumuzu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Akabininde de ayın 9'unda, Arife gününde umarım milletimize, devletimize güzel bir şekilde bayram hediyesi vermek istiyoruz Macaristan'a karşı. Çok mutluyuz bir arada olduğumuz için. İyi bir takımımız var. Öncelikle kadın futbolunun gelişimi için kendilerinin özveriyle çalışan takım oyuncularımız var. Onlarla birlikte güzel bir yolculuğa çıktık. B Ligi yolculuğumuzun da C Ligi'ndeki gibi güzel, seyir zevki yüksek, hep futbolun içinde kalarak, futbolun en güzel yönlerini göstererek devam etmek istiyoruz. Şimdi fiziksel olarak bu sene ilk defa bu kadar yoğun bir tempoda oynayarak geliyor oyuncularımız. Hem C Ligi'nin yorgunluğu var çünkü hiç ara vermeden B Ligi başladı. O arada ligimiz başladı ve milli takımda sürekli süre alan oyuncularımızın ciddi anlamda fiziksel anlamda bir yorgunluğu söz konusu. Ama biz zaten planlamalarımızı ona göre yapıyoruz. Artı 2 ve eksi 2 planlamalarımız var. Maça kadar olan kısımda iyi dinlendirip taktik analizlerle devam ettiriyoruz. Umarım en iyi performanslarıyla sahaya çıkmaya çalışacaklardır. Ligin bu kadar kıyasıya mücadeleyle devam ediyor olması bizim için son derece önemli. Özellikle iki tane çok önemli Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımların kıyasıya mücadelesini görmek, arkadan Beylerbeyi ve Formgate gibi takımın onları zorlaması kızlar için de artı bir motivasyon. Hem fiziksel anlamda kendilerini korumak durumunda kalıyorlar. Aynı zamanda da mental sağlamlıkla devam etmek durumundalar. Açıkçası bunlar bizim için, milli takım için çok büyük kazanım. Evet, C Ligi çok güzel bir maceraydı bizim için. Biz oyuncularımızla da hep bunu söylüyoruz. Biz C Ligi'ndeki takımlara göre çok üstte kaldık. B Ligi'nde de aynı şekilde iyi mücadele etmek istediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Ama gerçekçi düşünmek gerekiyor. Orada çok güzel, hiç gol yemeden namağlup çıkmış olmak kadın futbolunun gelişimi açısından çok önemliydi. Ama şimdi çok ciddi rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Ona göre bir oyun planımız var. Şimdi oyuncularımızın tabii ki o özgüveniyle beraber, o yüksek özgüvenleriyle beraber yeni taktik varyasyonlarımızı onlara işlemeye çalışıyoruz. O yüzden keyfimiz çok yerinde. Bizim takımımız geçmişte de Almanya'ya karşı, ki Almanya Avrupa ikincisiyken karşılaştığımız, Portekiz Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazandığı senede de oynadık. Bizim için zor rakiplerle oynamak aslında çok bizim için olağan şeyler. Ama şu anda eskiye nazaran baktığınız zaman daha özgüveni yüksek, daha taktiksel açıdan kendisinin doyuma ulaştığı ve bir olma halini çok iyi yaşadığımız bir takımımız var. O yüzden geçmişe nazaran çok daha iyi bir performans vermek için sahaya çıkacağız. Zaten cümleme de öngörülebilir stres dedim. Neden öngörülebilir? İsviçre'nin zaten çok iyi olduğunu biliyoruz. İsviçre'nin dünya sıralamasındaki durumunu da çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim çok öngördüğümüz ve bunu stresi yönetecek şekilde bir formasyonla zaten sahaya çıkacağız. O yüzden oyuncularımızda herhangi bir tedirginlik, herhangi bir korku ibaresine şu ana kadar rastlamadık. Her konuşmamızda da biz ülkemizi temsil edeceğiz. Sonuç ne olursa olsun bu çok uzun soluklu bir yol. Bu uzun soluklu yolda mağlubiyetler de olacak, beraberlikler de olacak, galibiyetler de olacak. Önemli olan aldığımız ve gittiğimiz yoldaki kazanımlar ne? Türk milli takımı olarak, Türk kadın milli takımı olarak ülkemizdeki hem kadın futbolunun gelişimine çok odaklı bir takımız. Aynı zamanda da ülke puanımız için çok yarışan bir takımız. İkisinin bilinciyle hareket eden bir takımımız var. O yüzden evet, hiç kolay değil bu yolculuk ama bu zor olan yolculuğu da eminim keyifli adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bir İsviçre maçına bir çıkalım. Bir bakarsınız bambaşka bir sürprizle buraya döneriz. Yönetimimizle beraber alınmış olan karar bir anda çok büyük bir stadyumu da dönebilir. O yüzden biz oluşabilecek değişikliklere de çok hazırlıklıyız. Tabii ki gönül ister ki 20 bin, 30 bin, 40 bin kişilik seyircilerimizin karşısında oynayalım. Ama İstanbul'da oynama stratejimiz şu yüzden de İsviçre'de zor geçecek bir mücadelenin arkasından iki sefer aktarım yaparak gideceğimiz bir yer bize çok yorgunluk olarak dönecekti. O yüzden İstanbul'u istedik.
Ama önümüzdeki ay Azerbaycan'la karşılaşacağımız maçı Erzincan'da oynuyoruz. Ve eminim Erzincan'da dolu bir stadyuma oynayacağız. Oradaki seyircilerimizle buluşacağız. Eminim ilerleyen günlerde çok daha sayıca üstün olduğumuz stadyumlarda da bizi göreceksiniz. Hocam teknik röportajları arkadaşlar yapabiliriz dediğim gibi.